Evet, zannediyorum bu örnekte kalmıştık. Diziler ve exception handling konularıyla devam ediyorduk. Bu örnek genel olarak bir dizinin bir metoda nasıl parametre geçirilebileceğini göstermeye yarıyor. Şöyle bir 5 elemanı olan bir dizi tanımlanmış. İşte bu elemanlar teker teker ekrana bastırılıp bir kere gösteriliyor dizinin çalıştığını göstermek için. Sonra işin kritik olan kısmı şurada modify array isimli bir fonksiyon var, metot var. Bu metoda bu parametre olarak geçiriliyor dizi. Aynı şekilde bakın burada da ikinci kere geçirilmiş. İlk geçirmenin ardından elemanlar ekrana bir kere bastırılıyor. Ve daha sonra tekrar bir elemanı parametre olarak geçirip bu eleman bastırılıyor. Yani şuradaki modify array dizinin tamamının geçirildiği, şuradaki modify element ise bir elemanının geçirildiği, tamamı değil de bir elemanın geçirdiği, orada üçüncü elemanı geçirmiş ve onu ekrana basıyor. Şimdi bakalım bu modify array metodunda neler yapılıyor ve bu modify element metodunda neler yapılıyor ve bunlar buradaki yani ana tanımlı olduğu yerdeki şeyi nasıl değiştiriyor? Call by reference function'ları hatırlarsanız oraya da biraz atıfta bulunacağız. Şimdi bakın burada gördüğünüz üzere bir dizi alınmış ve bu dizinin bütün elemanları ikincisiyle çarpılmış. Yani dizinin sıfırıncı elemanının değeri ikincisine çıkacak. Dizinin birinci elemanının değeri ikincisine çıkacak. Bütün değerler ikincisine çıkarılacak. Burada ise eleman geçiriliyor. Tabii bu call by value. Dolayısıyla değer geçirilecek. Değer ikincisine çıkartıldıktan sonra yazılacak. Call by reference, call by value videomuzu hatırlarsanız orada bunun sonucu etkilemeyeceğini söylemiştik. Burada ise referansı geçtiği için dizinin içinde yapılan değişikliklerin diziyi etkilemesini bekliyoruz. Bakın dizi ilk başta orijinal haliyle basında 1, 2, 3, 4, 5 olarak basılmış. İkinci kez basıldığında arada fonksiyona gidiyor. Dizinin elemanları ikincisine çıkartılmıştı fonksiyonun içinde, metodun içinde. Dolayısıyla ikincisine çıkmış haliyle basılıyor. Burada ise dizinin elemanı girdiği gibi çıkıyor. Fonksiyonun içinde 16 olarak gözüküyor metodun içinde ama sonra geri döndüğü yerde tekrar 8 değerine geri dönmüş değerimiz. Dolayısıyla dizileri parametre olarak geçirdiğinizde metotları unutmayacağınız bir şey. Metodun içinde diziye yaptığınız her şey metodun çağrılmadan önceki halini de değiştirir. Dizinin orijinal değerini de değiştirir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bir tane not defteri gibi bir şey yapılacak böyle. Notların girildiği bir defter yapılacak. İşte bir tane dersimiz varmış. C# programlamaya giriş diye bir dersimiz var. Burada öğrenciler var. 10 tane öğrenci. Bunların notları yazılmış. Sınıf ortalaması, işte en düşük not ve en yüksek notu bulan program yazılmak isteniliyor. Bir de onunla da kalınmamış, yetmemiş onunla da. İşte burada o 10 tane öğrencinin grafik olarak da gösterilmesi. Yani not aralıklarına göre de bir histogramı, bunu bar chart'ının yapılması istenmiş. Yani burada durdurup videoyu kendiniz yazmayı deneyebilirsiniz. Zaten şu bar chart'ı yapan şeyi yazdık. Buna benzer bir uygulama yazdık. Kendiniz bunu bir uygulama olarak yapmayı deneyin. Sonra da çözümünü beraber görelim. Gradebook sisteminde grades diye bir dizimiz var. İçinde notları tutacağız. Course name'imiz var. Dersin ismi alınıyor parametre olarak. Gradebook yapısının içinde bir constructor bu. Constructor'ın içinde hangi ders olduğu isim olarak giriliyor ve dersin notlarını da dizi olarak alıyoruz. Şurada da ekrana mesaj yazan metodumuz var. Burada proses edilecek, grade'ler işlenecek. Burada output grade ve output bar chart yani notları ekrana bas ve çizmiş olduğumuz chart'ı ekrana bas. Şurada da sınıf ortalaması, en düşük ve en yüksek notları bas. Şimdi bunların hepsi gördüğünüz üzere fonksiyon. Yani notları ekrana basan, ortalamayı basan, minimum maksimum basan ve sonunda da chart çizdiren, bir tane bar chart, böyle çubuk grafik çizdiren yapıların hepsi birer fonksiyon. Şimdi dolayısıyla işler metotlara atılmış. Genelde tavsiye edilen bir programın main metodunun veya bir class'ın işte constructor'ının böyle çok uzun olmaması, en fazla bir sayfa filan olması, çok böyle detaylı yapılan işlerin metotlara atılması, fonksiyonlara atılması. Bu hem kodun okunabilirliğini arttırıyor. Bakın burada mesela bu koda baktığımızda direkt görüyoruz işte notları basmış, ortalamayı minimum maksimum basmış, bir de chart çizdirmiş. Şimdi bu kodları metotlara atmak yerine bunların hepsini buraya yazabilirdik. İçeriğini buraya kopyalayabilirdik. O zaman koskocaman bir kod olacak. Okunması, anlaşılması bilmeyen kişiler tarafından da zorlaşacak. İleride siz bir şeye müdahale ettiğinizde nereye müdahale edeceğiniz problemi çıkacak. O yüzden metotlara bölmek genel olarak tavsiye edilen bir şeydir. Bakın get minimum'da grades'e zaten erişebiliyoruz. Niye erişebiliyoruz derseniz grades'in tanımlandığı yere şöyle dönecek olursak grades burada private int grades olarak tanımlanmış ama class'ın içindeki herhangi bir metodun erişme hakkı var. Dolayısıyla class'ın içindeki get minimum, get maksimum gibi metotların hepsi erişebilecek. Şuraya geldiğimizde işte sıfırıncı not, en düşük not kabul ediliyor. Bütün notlara bakana kadar for each ile döneceğiz.
Teker teker aklımızda bir tane not tutuyoruz en düşük diye sıfırıncı elemandan başlayarak. Diğer bir sıradaki elemanla karşılaştırıyoruz. Daha mı küçük, daha mı büyük, daha mı küçük, daha mı büyük şeklinde karşılaştırıyoruz. Daha büyüğünü bulursak, daha küçüğünü bulursak en küçük olarak onu güncelliyoruz. Buldukça da güncellemeye devam ediyoruz. Buradaki var kullanımı, variable kullanımı yani şeyin tipinin belirsiz olması durumu veya şuradaki var low grade kullanımı, bunun tipinin belirsiz olması C# özel bir şey. Bu şeyde Visual Basic'ten beri Microsoft'un kullandığı bir değişken yapısı variant olarak geçiyor. Tipi belirsiz veya tipsiz değişkenleri tanımlamak için kullanılıyor. Bir değişkenin tipinin integer, karakter, string olduğunu baştan belirtmeniz gerekmiyor. Visual Basic'te vardı böyle bir özellik. Bundan sonradan .NET ortamı içinde C# da getirdiler. Ben tipini belirtmeden bu işi yapabilir miyim sorusunun cevabı, belirtmek zorunda mıyım sorusunun cevabı variant yapabilirsiniz. Bu dil tasarımlarında bunun detayı geçiyor. Yani tipinin çalışma zamanında bind edilmesi veya tipinin compile zamanında, derleme zamanında bind edilmesi, belirlenmesi gibi dil tasarımında değişik yaklaşımlar var. Tabii C gibi, C++ gibi daha düşük seviyeye yakın dillerde bunlar önceden tanımlanmalı. C'de, C++'da tipsiz bırakamazsınız bir değişkeni. Tipinin bilinmediği çok istisna durumlarda böyle hafızada özel bir bölüm açıyorsunuz ama o bölüme ne konulacağı belli değil gibi durumlarda da void tipinde yapılır. Bu void olarak döndürdüğümüz yapılar void orada tip olarak kullanılır. C#'da şeyde Java'da mesela gene object tipi var. Bütün objeler C#'da da var bu. Ama tipsiz bir durum söz konusu değil. C# özel bir durum. Visual Basic'ten miras kalan bir özelliği diyelim C#'ın. Biliyorsunuz C# olmadan önce Visual Basic vardı. Ben ilk başladığımda Visual Basic 4 ile başlamıştım. Sonra 5 çıktı, 6 çıktı. Sonra Visual Studio'ya onu bağladılar. Visual Studio'nun bir parçası oldu. En son işte sonra C# çıktıktan sonra da .NET olarak geçti bu işler. Ama çok eskiden, benden önce de 1, 2'si, 3'ü vardı herhalde demek ki ben 4 ile başladığıma göre. Visual Basic'te olan bir tipti. Variant tipi. Dediğim gibi bizim bilmemiz gereken, yani bu kadar hikayesini anlatmanın ne anlamı var diyebilirsiniz ama bizim bilmemiz gereken bunun tipinin olmadığı C#'da. Evet, maksimumu bulan da sadece şuradaki küçüktür büyük yapılacak. Çünkü bu sefer büyüğü arıyoruz minimumdan farklı olarak. Average hepsini toplayacak bir döngü içinde kaç tane elemanımız olduğunu da dizinin length özelliğiyle alabiliyorduk. Toplam değeri length'e bölecek. Output bar chart'a baktığınızda bir frekans dizisi oluşturuyoruz. Her eleman için o frekans dizisini bir arttırıyoruz. Ona bölerek 10 tane sayının olacağı bir şey olacağı için. 0'dan 100'e kadar notlarımız ama bizim istediğimiz bar chart'ımız 10'luk gruplar halinde alması. Hassasiyeti o derecede istiyoruz. Dolayısıyla ona bölerek bütün notları ortalamaya alıyoruz. Niye 11 tanımlanmış? Çünkü işte 0. elemanı kullanmamaktan gelen bir şey. Yani eksi 10'dan 0'a kadar olan sayılarla ilgili bir notumuz olmadığı için onu koymuyoruz. Peki burada şeyimiz var. Ne denir? Ekrana bastırma kısmımız var. Bu sayıları bar chart'ın bastıran kısmı. Bu kodun üstünden geçmiştik. Ta ilk başta yaptığımız dizilerle ilgili örneğe geri dönerseniz bar chart'ı bastırdığımız yer orada var. Birinci part oldu şimdi. Bu videonun ikinci partı. Ve sonra da burada ekrana şeyi bastırıyoruz. Ne denir? Notları bastırıyoruz. Output grade şeklinde. Öğrencilerin notları dizi döngü içinde. Hani burada for kullanılmış. For each kullansak ne olurdu? O da olabilirdi. For kullanılmış ve var olarak yazılıyor değerler. Şöyle dönüp şuradan şeyi göstermek istiyorum. Bakın grades dizisi integer bir dizi. Ama grades ile ilgili kullanılan her şey vardı. Yani variant tipindeydi. Bunun anlamı tipi istediğiniz yerde dönüştürebiliyorsunuz. Peki niye dönüştürdük de ne oldu? Yani integer yazsak ne olurdu derseniz onunla ilgili de şu mesela get minimum bunu açtık. Get minimum da şöyle söyleyeyim. Bu fonksiyon şu anda grades dizisinden herhangi bir parametre alıyor. Bu grades dizisi ileride float olsa da bu çalışır. İleride double olsa da bu çalışır. String yazarsınız, stringlerin arasında alfabetik sıralamayla en küçüğünü bulacağı yazarsınız. Onun için de çalışır. Dolayısıyla bu grades dizisinin içinde ne olacağını kestiremediğiniz durumlarda, tipinin belirsiz olduğu durumlarda çok farklı amaçlar için varyantı kullanabilirsiniz. Testi için bir metot yazılmış, bir class yazılmış. Yani az önceki not defterimizde, notların tutulduğu bir defterde. Şimdiki de test etmek için. Burada işte notlar girilmiş. Ve bu notlara göre işte bir gradebook tanımlanıyor, ismi dersin yazılmış, dizi verilmiş, notların içerildiği. Mesaj ekrana basılsın ve grade'ler hesaplansın denildiği zaman da ekrana
şey çıkartılıyor. O ilk başta gördüğünüz sonuç çıkartılıyor. Evet, geçelim çok boyutlu dizilere, iki boyutlu dizilere. İki boyutlu dizi, çok boyutlu dediğimiz zaman iki veya daha fazlayı kastediyoruz. Üç boyutlu, dört boyutlu, sonsuz sayıda boyuta kadar gidebiliyorsunuz programlama dillerinde. Ama biz burada şimdi iki boyutla başlayacağız. Genelde de iki boyut, yani en fazla tek boyutlu diziler kullanılır programlama dillerinde. Şimdiye kadar gördüğünüz bir boyutlu diziler. Daha sonra iki boyutlular çok kullanılır, çok boyutlular arasında. Üç boyut, dört boyut giderek azalır. Yani böyle mesela 70 boyutlu dizi neredeyse hiç kullanılmıyordur. Çok istisna durumlardır. Onlarda da genelde daha özel veri yapılarına gidilir. Böyle 70 boyutlu dizi falan çok tanımlanmaz. Orada biraz daha istisna şeylerdir onlar. Orada biraz daha işin analizi yapılıp, matematiksel analizi yapılıp bir bilgisayar bilimcisinin orada verinin nasıl daha verimli tutulabileceğiyle ilgili bir analiz yapıp yazması daha uygundur. Genelde öyle ezbere çok veriyi bu kadar katmanlı, bu kadar farklı boyutlarda işlemek hoş olmaz. Ama İki boyutlu dizileri öğrenerek başlayalım. İki boyutlu dizi denildiğinde tabloları anlayacağız. Satırları ve kolonları var. Burada tabii iki boyutlu dizi denildiğinde rectangular array, böyle bir ayrım var C#'da. Rectangular ve jagged array diye ayırıyor. Rectangular array dediğimiz zaman bir dikdörtgen dizi düşüneceğiz. Yani bütün kolonları ve satırlarının aynı sayıda eleman içerdiği dizilerden bahsediyoruz demektir. Bunu dediğim gibi farklı bir kullanımı da farklı sayıda kolon veya farklı sayıda satır içermesi durumunda da jagged array olarak geçiyor. Ama biz şimdi önce basitiyle başlayalım. Burada gördüğünüz üzere işte 3'e 4'lük bir dizi verilmiş. Şimdi dizinin burada şey tabii row index ve column index olarak vermiş. İlki satırdır, ikincisi kolondur ama bu bir kabul. Onu söyleyeyim, yani bunu ters olarak kabul etseniz ne olur? İlki kolon, ikincisi satırdır diye kabul etseniz ne olur? Hiçbir şey değişmez. Tamam, bu bir kabul. Programcı açısından bir kabul. Tabii programın arka tarafındaki çalışan yapısı açısından kabul değil. Orada kesin olmamız gerekiyor. Yani row based veya column based tutulabiliyor diziler. Çünkü neticede RAM'imiz tek boyutlu bir yapı. Yani bu dizideki veriler RAM'de duracak. Ve RAM tek boyutlu bir yapı. RAM'de bu iki boyutlu dizi bir şekilde tek boyuta indirilecek. İşte burada iki tane yaklaşım var. Ya birinci kolonu yazıp sonra ikinci kolonu yazıp sonra üçüncü kolonu yazmak şeklinde gidebilirsiniz. O tek boyutlu diziye. Ya da birinci satırı yazıp ardından ikinci satırı, üçüncü satırı yazmak şeklinde gidebilirsiniz. Bunlar dil tasarımı ile ilgili detaylar. Çok da önemli değil. Programı yazan kişiler açısından, yani siz o dili tasarlayan kişi değilseniz, programı yazan kişi açısından şurada bir kabul yapacaksınız. Kolon bazlı veya satır bazlı tutmanız programcılık açısından size hiçbir şey değiştirmez. Ama birini kabul edeceksiniz ve hayatınızın geri kalanında hep onu kullanacaksınız bu şartla. Bir öyle yapayım, bir böyle yapayım derseniz işler karışmaya başlar. O yüzden buradaki kabul üzerinden gidebilirsiniz. Mesela ilki satırı belirtir. Yani şurada gördüğünüz sıfırıncı satırdakilerin hepsinin ilk indisi sıfır. Birincidekilerin hepsinin ilk indisi 1, ikincilerinki hep 2. İkincisi de kolonu belirtir. Birinci kolondakiler hep 1, ikinci kolondakiler hep 2 şeklinde kabul edebilirsiniz. Yani satır sütun şeklinde ki sırayla gideceğini düşünebilirsiniz. Jagged array'e gelince de bu genelde pointer of pointers veya array of lists, array of pointers olarak geçer veya array of listeler veya diziler dizisi. Diziler, yani şu gördüğünüz tek boyutlu dizileri tutan bir tane diziniz olduğunu düşünün. İki boyutlu dizi normalde öyle düşünülebilir. Yani işte ilk satır tek boyutlu dizi, ikinci satır tek boyutlu ve üçüncü satır tek boyutlu dizi olarak düşünülebilir. Jagged Array bunu madem böyle bir şey yapabiliyoruz, farklı boyutlarda olsalar ne olur diyor. Yani ilk satır iki elemanlı, ikincisi bir elemanlı, üçüncüsü ise üç elemanlı olsa ne olur diyor. Böyle bir yapımız da var. Tanımlamada bir farkımız var. Bakın şurada bir Rectangular Array tanımlanmış. Yani bu Rectangular Array'de virgül kullanılıyor tanımlarken. Jagged Array'de ise iki tane köşeli parantez kullanılıyor. Çünkü bir boyutuyla diğer boyutu farklı olabilir. Initial değerler verilirken, ilk değerler verilirken Rectangular Array'de direkt curly bracket'lar ve virgül ayrımı yapılıyor. Genelde çoğu C syntax dillerde bu kullanılır. PHP'de, C#'da, yani şu anda gördüğünüz dilde, C++'da, Java'da, C'de bu yapıyı görürsünüz. Jagged Array ise her dilde yok. Bazı dillerde başka şekillerde yapılıyor. Ama C#'da işte böyle gördüğünüz gibi bir yeni dizi tanımlanıyor. Şu 1, 2 aslında int, şu tek köşeli parantez hatırlarsanız tek boyutlu dizi oluşturma şekliydi. Tek boyutlu bir tane dizi, tek boyutlu bir tane daha dizi, tek boyutlu bir tane daha dizi oluşturuluyor. Bu dizilerin tutulduğu bir dizi daha var. Yani diziler dizisi gibi düşünebilirsiniz. Sonra da bunlar ekrana basılmış. Output array ve output array şeklinde rectangular ve jagged'ı basan iki tane metodumuz var. Onları da görelim. Madem atıfla çağırıyoruz bunları, referansla çağırıyoruz. Bakın rectangular array için virgülle ayrılan bir array alıyor. Bu rectangular array demek. Döngü, şunu unutmayın. Bizim dizi, bir yerde dizi varsa
orada çok büyük ihtimalle döngü vardır. Çünkü dizilerin en büyük avantajı indisine erişebilmemiz, sayıyla erişebilmemiz. 8 diyerek, 7 diyerek, 3 diyerek erişebilmemiz. Dizinin bir ismi var ama bir de indisi var ve o indis sayısal bir şey. Ve dolayısıyla o sayılara erişirken genelde döngüleri kullanıyoruz, değil mi? İşte sıfırdan başla, dizinin boyutuna kadar git, birer birer at. Bütün dizinin üstünden geçeceksiniz mesela. Dolayısıyla bir yerde dizi varsa genelde orada kodun bir yerlerinde for döngüsü, while döngüsü neyse bir döngüler ortaya çıkıyor. Şimdi tek boyutlu dizilerde genelde tek bir döngü vardır. Çünkü dizinin üstünden bir kere geçilir. İşte en küçük elemanı bulmak için geçilir. Toplamı bulmak için geçilir. Ekrana bastırmak için geçilir. Bir geçme amacınız vardır. Dizinin üstünden bir kere geçersiniz. İki boyutlu dizilerde ise genelde en az iki tane iç içe döngü vardır. Birisi satır bazında, birisi kolon bazında hareket etmeyi sağlar. Bakın burada da gene aynısı olmuş. Satır bazında giden array'in sıfırıncı elemanının length'i ne demek? Aslında kaç tane satır oldu? Birin length'i, getLength1 dediğimizde ise kolon. Yani iki tane boyut var ya buna. Şu virgülün sıfırı ve biri diye düşünün. Sıfır satır mı kabul etmiştik? Satır kabul etmiştik. Satır sütun şeklinde gidiyordu. Dolayısıyla satıra sütun, satır kaç tane satır varsa o kadar dönecek dışarıdaki döngü, içerideki döngü ise kolon bazında dönecek. Kaç tane kolon varsa o kadar dönecek. Dolayısıyla burada işte satıra sütun dönen bir yapımız var. Dizinin içindeki bütün satırlar için birinci satırı alacak, ilk satırı yani sıfırıncı satır diyelim, sıfırıncı satırı alacak. Oradaki bütün kolon değerlerini, birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolon, dördüncü kolon neyse ne kadar varsa onları basacak. Sonra bir alt satıra geçecek, birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolon şeklinde devam edecek. Böyle bir yapımız var. Gelelim Jagged Array'e. Jagged Array biliyorsunuz şu iki tane köşeli parantezde gösteriliyordu. Bunu aldık. Aldıktan sonra for each döngüsüyle dönülmüş. İstersek şeyle de dönebilirdik. Dizi boyutlarıyla da dönebilirdik. Fark etmez. Sonuçta dizinin toplam elemanları için birinci satır bir dizi, ikinci satır bir dizi, üçüncü satır bir dizi. Böyle gidiyordu hatırlarsınız. İlk satırı alıyor, sonra o satırın elemanlarını alıyor. Yani ilk satırında bir dizi var. O diziyi alıyor. Sonra bu artık tek boyutlu bir diziymiş gibi şu içerideki döngü onun elemanlarını bastırıyor. Böyle giden bir yapımız da var. Bakın iki diziyi de ekrana bastırmış görülüyor. Şimdi bir tane örnek uygulama gene. Siz bunu gene kendiniz yazmayı deneyin. Bu Dantel'ın kitabının böyle bir güzelliği var. Benimle bir şekilde iletişime geçen kitap isteyen arkadaşlara tavsiye ettiğim kitaplardan birisidir. Yani şimdi samimi olarak hani ben bu kitabı pazarlamacısı değilim, şeyi değilim. Eleştirimi de açıkça söyleyeyim. Dantel'ın kitabı böyle alınıp evladiyelik saklanılacak şey yaptığınız zaman... hani kafanız sıkıştığı zaman, başınız sıkıştığında bir bakayım, şuna bakayım denecek bir kitap değil. Alınıp bir kere kullanılıp, öğrenilip sonra çöpe atılacak bir kitap. Yani çöpe de atmayın, başkasına verin, o da faydalansın ama neticede Dalton'un kitabı sadece eğitim amacıyla bir kere öğrenilecek bir kitap. Ama bu kitabın diğer bu amaçla yazılan kitaplardan farkı, güzel yanı çok sayıda örnek içermesi. Kitap sonunda çok fazla, her konu sonunda çok fazla sayıda soru var. O yüzden çoğu üniversitede de kullanılıyor. O yüzden alın kitabı veya bir şekilde edinin. O kitabın sonundaki soruları çözün. Bol miktarda soru çözün. Bakın zaten konu anlatımlarında da hep örnek üzerinden gidiyor. Gene bir tane örnek verilmiş. Bunu oturup kendiniz yazmaya çalışın. Nedir örnek? Ben anlatayım. Ne isteniyor onu anlatayım. İşte gradebook yapmıştık. Öğrencilerin notları giriliyor. Burada bu sefer öğrencilerin 3 tane ayrı testten notlarının girilmesi isteniyor. Biraz önceki gradebook gibi tamamen. Ve ortalamalarının hesaplanması isteniyor. Tamam. Az önce yazdığımız gradebook'tan hiçbir farkı yok. Sadece 3 ayrı not için girilecek. Ve bunların işte en küçük, en düşük notları, en yüksek notları girilecek. Ve şurada da bar chart'ı çizilecek. Bütün notların ortalamalarının overall bar chart'ı, yani çubuk çizelge mi deniliyor? Çubuk grafik, grafik de İngilizce ne? Neyse işte Türkçesini bilmiyorum. Çizelgesi deniliyor herhalde. Çubuk çizelgesi. Çubuk şeklinde gösterecek bar chart'ı. Şimdi bu projemiz bu. Yazacağımız ödev bu. Bu videoyu burada durdurup kendiniz yazmayı deneyin. Sonra çözümünü beraber bakalım nasıl yazılıyormuş. Şimdi öncelikle sorumuz şu. Çözüme geçiyorum artık. Dolayısıyla çözdüyseniz bundan sonrasını izleyin. Sorumuz şu. Şimdi burada biz bir dizi tutacağız değil mi? Her öğrenci için 3 tane not tutacağız. Şimdi bu dizi, iki boyutlu bir dizi. Çünkü kolonlar ve satırlar var. Öğrenciler satırsa testlerde kolon veya tam tersi de tutabilirsiniz. Çok da önemli değil. Ama iki boyutlu bir dizimiz var. Yani 10'a 3'lük veya 3'e 10'luk artık nasıl kabul ederseniz bir diziniz var. Şimdi bu dizi Jagged Array mi, Rectangular Array mi? Yani bu dizi böyle diziler dizisi olarak kabul edilecek her kolonu veya her satır farklı sayıda eleman içeren bir dizi mi? Yoksa bir dikdörtgen dizi mi? Baktığınız zaman dikdörtgen dizi. Çünkü bütün satır ve kolonlarının sayıları eşit. O zaman nasıl bir dizi tanımlayacağız? Şuradaki yapıya dönecek olursak virgülle, değil mi? Rectangular Array'lerimizi virgülle tanımlıyorduk. Tanımladık.
Get metodunu yazdık. Course name ismini alan yapı. Gradebook denilen bir tane constructor'ımız var. Bu yine Gradebook'ta. İlk yazdığımız Gradebook'takiyle tamamen aynı. İsim alacak. Sadece dizi yapısı. Orada tek grades'te, private int grades'te tek boyutluydu. Yani köşe, aç kapa köşeli parantezde virgül yoktu. Burada iki boyutlu olarak alabilecek virgül koyan yapımız var. Display message aynı, process grades aynı. İşte notları basacak en küçük, en büyük ve sonra da chart'ı basacak yapı. Hiçbir fark yok az önce anlattığımız örnekten. Minimum alan koda baktığınız zaman, minimum alan kod iki boyutlu dizi olduğu için sıfıra sıfırdan başlıyor ilk eleman olarak. Ve buradan bütün notların üzerinden geçiyor, bütün grade'ler üzerinden geçiyor. Daha düşük bir grade bulursa onu alıp kabul edecek. O notu daha düşük not olarak kabul edecek. Buradaki yapıyı şöyle unutmayın yalnız, şöyle göstereyim. Şuradaki örnek üzerinden göstereyim. Bakın buradaki ortalamaların en düşüğü değil. Buradaki bütün test sonuçlarının en düşüğünü veriyor 65 olarak. Şimdi dolayısıyla buradaki yapıdaki bütün testlerin, grade'lerin üzerinden geçecek. Yani 30 tane nota bakacak. 10 öğrenci için 3 kolon vardı ya, test vardı. 30 nota birden bakacak. Şimdi bu 30 nota bakma işini ele aldığınız zaman teker teker alabilmesi için bütün dizinin üzerinden geçmesi lazım. Hani size ben demiştim ya, diziler tek boyutlu bir yapı içinde tutulur. 2 boyutlu, 3 boyutlu da olsa programlama dilinde RAM tek boyutludur ve tek boyuta indirgen. Bu şeyde o yapıdan faydalanıyor get minimum'da. Grade in grades dediğiniz zaman grade dizisinin içindeki 0'a 0'dan başlayacak 3'e 10 veya 10'a 3 artık nasıl kabul ettiyseniz olana kadar gidecek yapıyı teker teker dolaşıyor, notları alıyor. O aldığı notları daha küçük bir not mu diye karşılaştırıyor. Dolayısıyla bütün diziyi karşılaştırmış oluyor. Bunu isterseniz iç içe iki tane döngüyle de yapabilirsiniz. İşte teker teker birinci elemanı al, ikinci elemanı al şeklinde de gidebilirsiniz. Maksimum birebir aynısı. Get minimum'un tek farkı şu, küçüktür yerine büyüktür yazılmış. Average'a baktığınız zaman ortalama alınacak. Şimdi bu her öğrenci için yeni bir ortalama hesaplamamız gerekiyor. Bu hesaplama işleminde kaç tane öğrencimiz olduğunu alıyoruz. Ve sıfırdan işte bu pardon bir olduğuna göre kolonları alıyoruz. Kolonları aldığımız için her öğrencinin o derse kadar olan notlarının ortalaması alınıyor. Ve toplamı alınıyor ve bu sonra da kaç tane ders varsa o kadara bölünüyor. Grade count'umuz yani kaç tane test oldu veya ders sınav oldu. Oraya kadar gidiyor. Sonra da ortalama değerimizi alıp döndüren değer. Get average değeri. Output chart ise daha önce bildiğimizden hiç farklı değil. Tek yapılan şey frekans dizisi hesaplanıp notlar teker teker bölünerek ona hesaplanıyor olması. Sonra ekrana basılıyor. Output grades de aynı şekilde basılıyor. Bir farkı yok diğer yapımızdan diyebiliriz. Evet burada da nasıl çalıştırılacağı var. Bakın rectangular dizileri tanımlamayı öğrenmiştik. Şöyle satır satır vermiş bütün öğrencilerin notlarını. Sonra da bu mesajlarımızı fonksiyonları çağırarak bir önceki örnekten farksız olarak ekrana basılıyor. Evet gelelim şimdi komut satırından parametre almaya. Biz uygulama yazdığımızda, program yazdığımızda, değişik amaçlarla programlar yazıldığında bu programların bir çıktısı oluyor değil mi? Derleyip çıkarttığımız zaman bir program olarak çıkıyor. Mesela Windows ortamında bunlar exe dosyaları. Normalde işte böyle Windows'a geliyor bir exe dosyası çift tıklayıp açıyorsunuz. Ama bunu komut satırından da çalıştırabilirsiniz. Komut satırından çalıştırırken işte cmd'de yazılan yere giriyorsunuz, command line'a giriyorsunuz. Orada komutun ismini veriyorsunuz, exe'nin ismini verip enter'a bastığınız zaman çalışıyor. Şimdi bu enter'a basmadan önce o komut satırında yanına parametre olarak başka şeyler verebilirsiniz. Mesela o komut satırını kullanan arkadaşlar, alışık olan arkadaşlar varsa komut satırında mesela işte dır diyorsunuz veya işte cd diyorsunuz değil mi? Change directory. Change directory komutunu verdiğiniz zaman bir parametre veriyorsunuz oraya. Diyorsunuz ki change directory şu dizine git veya copy. Copy a.txt, b.txt, a.txt dosyasını al, b.txt dosyası olarak kopyala. Şimdi siz böyle bir program yazacaksanız şayet, komut satırında çalışacak bir program yazacaksanız, sizin bir şekilde komut satırında o verilen a.txt'yi, b.txt'yi okuyabilmeniz lazım. Yani sizin exe dosyanızın yanına ilave olarak veya sizin komutunuz neyse, programınız neyse onun yanına ilave olarak verilen parametreleri okuyabilmeniz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz derseniz, bunun yapılması için de komut satırından parametre okuyacağız. Ama o örnek bu değil galiba. Ben yanlış konuyu size anlatmış oldum. Bir dakika bu
Bu örnekle gideyim. Sonra ötekine döneyim. Pardon, bir anda böyle bir örnek atlamış oldum. O örneği döneceğim. O değişken boyutta parametre almakla ilgili. Bakın, normalde bizim main metodumuz vardı. Main metoduna normalde parametre vermiyorduk. Aç kapa parantezle başlıyordu hep örnekler. Normalde de işte Visual Studio'da yeni bir proje oluşturursanız gelecek olan program aç kapa parantezdir. İçinde parametre yoktur. Şimdi biz burada arguments isminde yeni bir string dizisi tanımlıyoruz. String dizisi işte bu komut satırında verilen parametreleri tutmaya yarıyor. Ve burada kaç tane eleman verildiğini bir parametre olarak tutabiliyorsunuz. Ve sonra işte bu argesin sıfırıncısı sıfırıncı parametre, birincisi birinci parametre şeklinde gidiyor. Buradaki örnekte şöyle bir örnek verilmiş. İşte bütün komudu girin diye 3'ten farklıysa 3 tane parametre alacakmış yani kodumuz. Gelen parametrelere göre verilen integer değerleri alıyor. Bir başlangıç değeri, bir de increment var, ne kadar arttırılacağı. Döngü içinde bunu çarparak ekrana basacak o artış değeri kadar. Bakın, çalıştırılırken şurada init arrays dediğinizde, herhangi bir parametre vermediğiniz zaman init arrays'e hata veriyor. 5.04 dediğiniz zaman 5 sıfırdan başlıyor. 5 tane eleman için 4'er 4'er arttırarak sonuçları ekrana basıyor. Yani şu kaç eleman oldu, şu kaçtan başlayacağız, şu da increment değeri olarak kullanıcıdan almışız komut satırında. Bu böyle bir şey kullanabilirsiniz. Genelde işletim sisteminde işe yarıyor. Mesela aynı kod çalıştırıldığında 10 tane eleman olacak. Birden başlayıp ikişer ikişer artacak. Burada basılmış. Şimdi burada önemli olan şeylerden birisi, bu belki komut satırı ile ilgili kod yazmıyorsanız çok kullanacağınız bir şey değil. Komut satırını kullanan arkadaşlar için daha önemli bir şey. Orası için geliştirme yapan arkadaşlar için daha önemli bir şey ama burada önemli olan şeylerden birisi de değişken boyutta parametre alabilmek. Yani siz bir metot yazacaksınız. Yazacağınız metodun kaç tane parametresi olduğunu bilmiyorsunuz. Mesela işte en büyük sayıyı bulacaksınız size. Mesela bir örneğimiz vardı, değil mi? 3 tane sayı okuyorduk. 3 sayıdan en büyüğünü buluyorduk. Ben bir metot yazacağım ama bu metot 2 eleman varsa en büyüğünü de döndürsün. 2 parametre verirsem, 3 eleman verirsem de en büyüğünü döndürsün. 70 eleman verirsem onların da en büyüğünü döndürsün. Böyle bir metot istiyor olabilirsiniz. O zaman parametreleri şurada params ismi verilen özel bir kelimeyle tanımlıyorsunuz dizi olarak. Bu parametreleri bir dizi olarak alıyor. Kaç tane parametre verirseniz artık önemli değil. Bu dizinin elemanları olacak. Sıfırıncı elemanın ilk verilen parametre, birinci elemanın ikinci verilen parametre. Mesela bu, bakın, ortalama verilen, o parametre olarak verilen metoda parametre olarak verilen değerleri kullanımını önce göstereyim izninizle. Şurada açayım. Bakın, burada tanımlanmış diziler. Şurada average'e 2 parametre verildiğinde d1 virgül d2 bunun ortalaması. 3 parametre verildiğinde 3 elemanın, 4 parametre verildiğinde 4 elemanın ortalamasını bulan bir metot yazılıyor. Bunu yazabilmek için şurada double params olarak belirtilen, params kelimesi önemli burada, double dizi tanımlanıyor. Dizinin içindeki elemanlar toplanıyor ve sonra da kaç eleman olduğuna bölünüyor. Burası zaten bildiğiniz bir yapı, yani ortalama alma işlemi. Ve sonunda da ekrana şöyle şurada çalıştırdığımızda olduğu gibi 2 parametreyle çalıştırılsa 2 parametrenin ortalaması 3 ise 3, 4 ise 4 parametrenin ortalaması basılıyor. Burada hepsini başarılı bir şekilde aldığını örnek olarak çalışma üzerinden görebilirsiniz. Gelelim referansına, array referansına. Ama bu iki örneğin birleştirildiği bir örnek. Parametre olarak diziyi alacağız. Dizi bir argüman alıyoruz. Bir tane dizimiz var. Bu diziyi kopyalıyoruz. Şimdi burada kopyalamada şundan bahsetmek gerekiyor. Deep copy ve shallow copy olarak geçer bu literatürde. Derin kopyalama ve sığ kopyalama. Bir dizinin bir kopyası, yani eşittir dediğimizde, normalde biliyorsunuz iki tane değişken varsa, mesela integer a tanımladınız, integer b tanımladınız. A'nın içine 10 koydunuz. A eşittir 10 dediniz. Şimdi a'nın içinde 10 varken b eşittir a derseniz ne yapar? A'nın içindeki değeri alır b'ye kopyalar. Yani a'nın da b'nin de içinde artık 10 olur. Bu bir kopyalamadır, değil mi? Onun içindeki, yani A'nın içindeki değeri al, B'nin içine koy işlemi yapılmıştır. Kopyalama yapılmıştır. Şimdi bu dizilerde yaptığınızda bu iş sadece referansının kopyalanması. Yani bir tane dizi RAM'de tanımlanıyor, işte 10 tane elemanı olan bir dizi veya 80 tane elemanı olan bir diziniz var. Bunun gösteren diziyi, mesela dizinin ismi A diyelim. A dizisi bu. A dizisini B dizisine eşitlerseniz, yani B eşittir A derseniz, A'nın içeriğini B'ye kopyalayacak, değil mi? Ama bu şu anlama gelmiyor. RAM'de duran 80 tane elemanın bir kopyası daha oluşturuluyor. Birini A, birini B gösteriyor anlamına gelmiyor. Bu değişkenler için geçerli. B eşittir A dediğinizde, A'nın içinde 10 gibi bir sayı varsa B için yeni bir hafızada kutu açılıyor. Onun içine de 10 konuluyor. A'nın içinde de 10 var. Ama dizilerde bu iş böyle değil. Dizilerde bir dizi varken
İşte onu başka bir yere atarsanız, yani B eşittir A derseniz, A dizisinin gösterdiği yeri B dizisi de gösteriyor. Çünkü neden? Diziler referans. Bunu unutmayın. Diziler pointer. Dizileri gösteren değişkenlerimiz aslında birer pointer, birer referans tutuyorlar. Değer tutmuyorlar. Integer bir değer. Kopyaladığınız zaman integer'ı, değeri kopyalanıyor. Ama diziyi kopyaladığınızda orayı gösteren pointer değeri kopyalanıyor. Şimdi burada bakın bir örnek yapılmış. Bir tane dizi tanımlanmış. Bu dizinin bu dizi başka bir diziye kopyalanmış. Şimdi baktığınız zaman burada bir kopyalama işlemi var değil mi? Yani array dizisi buraya kopyalanıyor. Buna biz sığ kopyalama diyoruz. Shallow copy diyoruz. Yani derin olarak bir ikinci hafıza alanı açılıp ikinci bir kopyası oluşturulup elemanların teker teker kopyalandığı bir örnek değil. Buradaki örnek referansının kopyalandığı bir örnek. Bakın şurada biraz devam ettiğimiz zaman elemanları bastırdığımızda aynı içeriği göreceğiz. Çünkü aynı yeri gösteriyorlar. First double deyip first array'i, ilk diziyi bir fonksiyona veriyoruz. First double fonksiyonuna baktığınız zaman, şurada bulabilirsem, nerede? Fonksiyonu bulmaya çalışıyorum. Evet, first double fonksiyonu burada. Bakın alıyor, dizinin içindeki bütün elemanları ikincisine çıkartıyor. Tamam? Ve sonra da burada yeni bir dizi tanımlayıp array'in içine onu koyuyor. Şimdi bu normalde referansını vermektir. Şimdi burada normalde ikincisine çıkartma işlemi referans olduğu için geçiyor. Yukarıdaki diziyi değiştiriyor. Ama yeni koyduğunuz değerler yukarıya geçmiyor. Çünkü bu artık başka bir yeri gösteriyor. Yani şu array ilk fonksiyona girildiğinde orijinal olarak gösterdiği yerine bizim vermiş olduğumuz dizi. Dolayısıyla buradaki array parametre olarak gelen diziyi gösterirken şuradaki array'in içine artık bambaşka bir yeri göstermesi söyleniyor. Dolayısıyla array artık burayı değil burayı gösteriyor. Dolayısıyla o orijinal dizi olduğu gibi kalıyor. O orijinal dizinin içinde şimdiye kadar ne yaptıysak onlar olduğu gibi kalıyor. Ama burada yeni bir diziyi gösteriyor ki o da fonksiyon bittikten sonra artık hükümsüzdür. Herhangi birisi bunu göstermiyor diye de RAM'den kaldırılıyor. Dolayısıyla bu first double şuradaki satırın hiç büyük mü yok? Çalışmıyor olarak düşünebilirsiniz. O sadece bir deney olarak yapılmış. İçine bir obje konulduğunda ne yapılıyor onu görelim diye yapılmış. Şuradaki first double metodu bize parametre olarak ve dolayısıyla referans olarak almış olduğumuz dizinin içeriğinin ikincisine çıkartılmasını sağlıyor. Ve örneğimize dönecek olursak şuradaki örneğimize işte bir dizi yapıldı. Bu dizinin bir shallow kopyası, sığ kopyası yapıldı. Ve sonra bu dizinin bütün elemanları ekrana basılıp fonksiyona verildi. Fonksiyona verildikten sonra bir daha basıldı. Bakalım şimdi dizinin elemanları değişti mi? Değişmesini bekliyoruz. İkincisine çıkmasını bekliyoruz. Ama bu arada ne oldu? Bu arada ne oldu? Şuradaki kopyalanan da ikincisine çıktı. Bakın bunu unutmayın. Bu shallow copy olduğu için RAM'de bir tane kopya var. Dizinin tek bir kopyası var. Ve birisi değiştiğinde diğeri de değişiyor. Dolayısıyla buradaki first array değiştiğinde buradaki first array şey de değişmiş oluyor. First array değil de onun ismi. First array copy de değişmiş oluyor. Dolayısıyla iki dizi de aynı anda değişti. Tek bir kopya var. Şimdiye kadar bir orijinal haline bastık. İkincisine çıkarttık. Bir daha orijinal haline bastık. Bu referansı verilmiş yapının. Sonra karşılaştırıyoruz. Bunlar birbirine eşit mi diye bir karşılaştırma. Burada kopya şey karşılaştırmada da gene sığ karşılaştırma, derin karşılaştırma var. Sığ karşılaştırmayla kastettiğimiz şey şu. İkisi de aynı yeri göstermeye devam ediyor mu? İçeriğine bakmıyoruz. Aynı yeri göstermeye devam ediyor mu? Derin karşılaştırmada ise iki tane ayrı kopyanız olabilir. İki tane ayrı objeniz olabilir. Teker teker karşılaştırırsınız. Sıfırıncı eleman sıfırıncı elemanla eşit mi? Birinci eleman birinci elemanla eşit mi? İkinci eleman ikinci elemanla eşit mi? Bu dizilerin boyutları eşit mi? Her şey eşitse bunlar içerik olarak eşittir. Aynı tek bir referansı gösteren iki tane pointer değildir bunlar. Birbirine eşit değerlerdir sonucuna varabilirsiniz. Şimdi burada ikinci bir dizi tanımlanmış. Bakın ikinci dizi tanımlandığı anda yeni bir hafızada bölüm açıldı. Şimdiye kadar yaptığımız bütün işlemlerde tek bir dizi vardı ve bu tek dizinin iki tane göstericisi vardı. Bir first array bir de first array copy. Bunu bir fonksiyona verdik. Fonksiyondaki adam da bunu gösteriyordu. Dolayısıyla üç gösterici oldu. Fonksiyondaki adam bunun içeriğini ikincisine çıkarttı ve sonra tekrar ekrana bastık. Fonksiyon bittikten sonra fonksiyondaki gösterici artık göstermiyor ama iki gösterici first array ve first array copy aynı objeyi göstermeye devam ediyorlar. Şimdiye kadar olan tek kopya ve ikincisine çıkmış olan kopyanın dışında yeni bir second array oluşturuyoruz. Second array şimdi artık hafızada yeni bir dizi. İçinde 3 tane eleman var. Bu yeni dizinin bir kopyasını da oluşturuyoruz. Sonra bu yeni dizinin bütün elemanlarını ekrana basıyoruz. Sonra bu yeni diziyi second double denilen bir fonksiyona referansıyla veriyoruz. Bakın şimdi bu referansıyla verdikten sonra bu dizinin şurada... Nerede bizim second array fonksiyonumuz, second double fonksiyonumuz? Second double fonksiyonuna girdiğimizde gene ikincisine çıktığını görüyoruz.
İkimisine çıkma işi acaba yukarıya yansıyacak mı? Birincisinden farklı olarak ona bakacağız. Gene eşittir mi diye kontrol ediyoruz bu yapılar. Ondan sonra da şey yapacağız. Ha, burada onu söyleyeyim. Second array'de referansla geçirmenin farkı nedir derseniz, şuradaki eşitleme işlemi yukarıya yansıyor burada. Tamam. Yani o biraz önceki örnekte direkt referansı geçmişte içine yapılan dizinin elemanlarına yapılan değişiklikler yapılıyordu. Buradaysa şu eşittirin bir hükmü var işte. Az öncekinden farklı olarak referansı geçirilmiş için. Burada bu array'in içeriğine başka bir şey atandığında o referans değişiyor. Dolayısıyla ikinci dizide ilk dizide ikimisine çıkmıştı ya elemanlar, öyle kalmıştı. İkinci dizide 11, 12, 13 olmasını bekliyoruz. Ve bu yeni bir obje olduğu için second array ile ilgili second array ve second array copy'miz var. Dolayısıyla iki tane pointer gösteriyordu ama second array'in referansını geçirdiğimiz için buraya artık üçüncü bir kopya oldu. Yani first array'imiz var. O zaten duruyor. Onu iki tane pointer gösteriyor. Oraya karıştırmayalım şimdi dedik. Second array'imizin bir tane kopyası vardı. Bir obje vardı. İki pointer gösteriyordu. Bir tanesi buraya parametre olarak geçirilen için yeni bir obje oluşturuldu RAM'de. Bu orayı gösteriyor artık. Second array orayı gösteriyor. Second array copy ise orijinalini, ilk baştakini göstermeye devam ediyor ve onun içindeki değerler de ikimisine çıkmış durumda. Şimdi bunları baktığınız zaman şöyle görelim. Bakın 1, 2, 3. Sonra 2, 4, 6 ikimisine çıktı ve bunu iki pointer'da gösteriyor. Sonra 1, 2, 3 second array için. Sonra bakın 11, 12, 13. O referansla geçirmenin farkı burada ortaya çıkıyor. Referansla geçirdiğiniz için o değerler de ekrana 12, 13 olarak basılmış oluyor. Şimdi program bittikten sonra elimizde ne var derseniz, iki tane dizi var. Üç tane dizi var. Birinci diziyi first array ve first array copy gösteriyor. İkinci diziyi second array copy gösteriyor. Üçüncü diziyi ise second array gösteriyor. Şu anda program bittikten sonra, yani buraya kadar olan satırlar çalıştıktan sonra deneyin siz kendiniz yazmayı. Bir kere daha yazarsanız first array'i yazdırdığınızda 2, 4, 6. First array copy'yi yazdırdığınızda 2, 4, 6. Second array'i yazdırdığınızda 2, 4, 6. Çünkü o da ikimizine çıktı. Ve second array copy'yi yazdırdığınızda ise 11, 12, 13'ü görüyor olmanız lazım. Bir dener, çalıştırırsınız. Zannediyorum konumuz da burada bitti. Bu bölümde toplam 95 tane slide'ımız varmış. Epey bir konu içerdi, işledik. Yani dizileri gördük, çok boyutlu dizileri gördük. Try-catch yapısına şöyle hızlıca bir girdik. Exception handling kavramlarına hızlıca girdik. Şeylerden bahsettik. Rectangular array'den jagged array yapısından bahsettik. Referansla bir metoda array'in geçirilmesi, bir metodun da array'in doğrudan geçirilmesi gibi kavramlardan bahsettik. Önemli konular. Umarım anlaşılmıştır. Uygulama videolarında da çekeceğim. Uygulamalarını çekince birazcık daha iyi oturur bunlar. Örneklerinin üzerinden gideriz. Orada biraz daha detaylı bahsederiz. Ama bu konuda da, bu chapter'da da anlatılan konular bunlardan ibarettir. Her zaman söylediğim, bir kere daha müsaadenizle söyleyeyim. Bu dersler, bu videolar üniversite dersleri yerine geçmez. Üniversite dersleri proje yapılan, her hafta ödevlerinin olduğu, dönem projesinin olduğu derslerdir. Oturup hocayla birebir işi nasıl yapacağınız, metodunun nasıl olacağı, nasıl düşünüleceği, nasıl proje tasarlanacağını konuşmanız gerekir. Asistan hocalarınızla veya dersin hocasıyla proje toplantıları yapmanız gerekir. Bunlar bir kültür aktarımı, bir bakış açısının aktarılması, bir ekol aktarımıdır, bir metodoloji aktarımıdır. Her üniversitenin, her hocanın farklı yaklaşımları vardır. Orada işler biraz değişir. Sadece böyle motomot kitaplardan aktarılan bilgi değildir bilgisayar mühendisliği eğitimi. Bu uyarıyı bir kere daha yapıp bu videonun sonunda bu videoyu da bitiriyorum. Bir sonraki videoda uygulamalarını çekeceğim. Bu şeylerin, dizi kavramının, nesne dizilerinin, object array'lerin ve bu diğer anlattığımız konuların. Sonra da diğer kavramla devam edeceğiz. Linke gireceğiz. Biraz linkten bahsedeceğiz. Onun detaylarına gireceğiz. Umarım faydası olur. Herkese başarılar diliyorum.